bu dünyaya dair görevlerimiz var. Bu dünyaya, bu insanlığa dair görevlerimiz var. Allah-u Teala bizi buraya boşu boşuna yaratmadı. İnsan hiçbir şeyden sorumlu olmayacağını mı zannediyor diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla ben insanla irtibat halindeysem, ben Allah'ın yarattığı bu muhteşem kainatın içindeki benim çevremde ve gözümün gördüğü, aklımın aldığı, algı alanıma giren varlıklarla birlikteysem, o zaman onlarla benim aramdaki hukuku da yine ben Allah'a göre belirleyeceğim. Çünkü kanunu koyan o. Kuralları koyan dayanak o. Dayanak noktamız her şeyde, her harekette, evet, her çünkü, sözde dayanak noktası. Çünkü kanunu o koyuyor, kuralı o koruyor, beni o yönetiyor, rızkımı o veriyor, beni o yaşatıyor, o öldürüyor. Ben ondan bağımsız hareket edersem, o zaman onun kurallarına aykırı hareket etmiştim. Bu bir bedel ödemeyi gerektirir. Dünyada da bedel ödemeyi gerektirir, ahirette de. Bu kişilerin nefislerine göre hareketleri çerçevesinde oluyor değil mi hocam? Elbette. Şöyle ki, nefse göre hareket etmek demek Allah'ın bilgisinden uzak kalmak demek. Neye göre hareket edeceğini bilmediği için ya da mesela düşünün, bir bardağın içine, cam şeffaf bir bardağın içine hangi rengi ağırlıklı olarak koyarsanız onun rengini dışarıya verir. Bende de hangi bilgi ağırlıklı olarak varsa benim duygularım, düşüncelerim, davranışlarım, eğilimlerim o istikamette gider. Dolayısıyla ben Allah'a entegre olup onun diniyle, onun güzel Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla yakın oldukça, onlardan beslendikçe benden de onların beslemelerine, onların bilgilerine, onların benden istediklerine uygun davranışlar ortaya çıkacak. Ben ona uygun konuşacağım, ben ona uygun davranacağım. Allah-u Teala bana kibar ol diyor, saygın ol diyor, nazik ol, güzel geçimli ol diyor. Kendim için dua üretiyorum, Allah'ım zor, geçimi zor insan olmaktan sana sığınırım. Sözleriyle insanları kıran, nezaketsiz ve insanların kendilerini kötü hissetmelerine sebep olabilecek dil ve üslup, hal, davranış, jest, mimik içinde olmaktan sana sığınırım diyorum. Çünkü bu neden önemli değerli hanımefendi? Estağfurullah. Her insanın o gün Allah için yapacağı yığınla şey var. Eşiyle irtibat içinde olacak, çocuğuyla irtibat içinde olacak, bulaşığını yıkacak, yemek yiyecek, işine gidecek, sorumlulukları var. Bir insan çevresindekilerden değer gördükçe, itibar gördükçe, takdir gördükçe kendisi olur. Yani Allah'ın kendisine verdiği potansiyellerin ortaya çıkması için uygun bir zemin olur. Aşkla çalışır, üretken olur, mutlu olur, işini severek yapar, daha sevgi dolu olur, daha saygı dolu olur. Çünkü ihtiyaçları doğru gideriliyor. Ben kiminle muhatap olursam onun bir yönüyle ihtiyacına tekabül eden bir iletişim içinde oluyorum. Evet. Ben onu etkiliyorum. Benden yansıyanlar onu etkiliyor. Ben karşımdakini herhangi bir şeyinden dolayı bana uymayan ya da bana uymadığını düşündüğüm, aslında doğru ama belki benim bakış açım yanlış, bana uymadığını düşündüğüm herhangi bir durumundan dolayı onu gözümden düşürürsem ona karşı kimyam değişir. Sözüm aynen değişir. Doğru. Bakışım değişir, onda gördüğüm şeyler değişir. O yüzden de şöyle bir cümle Allah bana ürettirdi. Gözünden düşenler sözünden de düşer. O zaman ben karşımdaki insanın gözümden düşmemesi için sürekli onun Allah'la irtibatını hatırlayacağım. Bir dakika, senin şu davranışı senin hoşuna gitmedi ama belki hani Allah-u Teala eşlerinizle hoşunuza gitmeyen taraflar vardır. Belki onlar sizin için daha hayırlıdır diyor ya. Allah acaba bana göre yanlış ya da benim canımı sıkan davranışı sergiletti. Benim ne düşünmemi istiyor? Allah benim belki de bir eksiğimi, belki de bir yaklaşım biçimimi bana düzeltmem için onu bir uyarıcı olarak gönderdi. Böyle düşündüğümde o zaman her şey benim öğrenmem, kendimi gözden geçirmem, o olayı Rabbimle ilişkilendirmem. Ya Rabbi, buradaki maksadın neydi? Burada bana ne düşündürdün diye sorduğumda o zaman yapanı değil yaptıranı görürüm. Sürekli bir tefekkür halinin aynen olması icat ediyor. İşte Allah'ı zikretmek bu. Hı hı. Allah'ı hayatın içine almak bu. Allah 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 değil. Onu da yapalım, o başka bir şey. Evet. Ama Allah'ı hayatın merkezine almak demek duygularımı, düşüncelerimi, davranışlarımı, yememi, içmemi, ilişkimi, paramı, siyasetimi, ticaretimi, Allah benden bunu nasıl yapmamı istiyor? Çok güzel. Dolayısıyla Allah benim insana nasıl bakmamı istiyor? O diyor ki o bana ait. Ona zarar verirsen
bana zarar vermiş gibi olursun. Beni üzersin. O zaman ben insana karşı o insanın görevlerini en iyi şekilde yapması için destek olabilecek şekilde davranmaktan sorumluyum. Ben inanıyorum ki bu Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır, karşısındaki kula iyi davranmak. Dolayısıyla ben hem kendimi dengede tutmak, insanın kendisini koruması farzdır, hem de karşısındaki insanın kendisini korumasına, kendisini geliştirmesine katkıda bulunacağım. İnsanlara bakıyorum. İnsanların üzerindeki güzellikleri söylemiyorlar. Bu kıyafet ne kadar güzel yakışmış demiyor. Ya bu kek ne güzel olmuş demiyor. Sen eşine ne güzel davranıyorsun, seni tebrik ederim demiyor. Çocuklarına karşı sabrın ne kadar hoş, seni tebrik ederim demiyor. Niye? Onun güzelliğini gördükçe kendi eksikliğini hatırlıyor. Ona karşı negatif bir algı geliştiriyor. Bu bizim nasıl davranacağımızı bilmememizin en acı görüntülerinden birisi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.